Selamünaleyküm. Hadi bakalım. Belalı asansörüm benim. Bir insan Mısır'da nasıl asansöre düşman olabilir ya? Oluyorum. Çünkü çok eski. Abi günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? Ne şükür Allah'a. Rahat uyudun mu? Yok abi yok, geldim galiba şurada indim. Yok yok. Rahat uyudun mu? Uyudun mu? Hamdolu uyudum, dün uyudum. Heh, tamam. Biraz hızla geçelim. Yiyip mi gidelim, orada mı yiyelim? Yok, gel bir şey içsen burada yiyelim. Orada yemek yemem. Burada yiyelim, öyle gidelim. Evet. Kahvaltı yapmadım çünkü. Geldim bana. Yiyelim gidelim, piramitleri görelim. Görelim abi. Piramitleri görmen gerekir abi. Mısır'a kadar gelmişiz. Aynen. Piramitleri görmemek olmaz. Evet abi. Şuradan. Selam aleyküm. Patates var. Abi fark etmez ya. Patates, falafel. Hem patates hem falafel beraber koysun. Malum milletin patata mı falafel malumu bağlı. Avuçla ama öyle güzel avuçla onu. Ne oldu? Tamam. How are you? Fine, you? What is your name? Vallahi ma'arif, hiç bil İngiliz. What is your name? Şunu sümen abiler. Adını söyle lan. Oğlum Muhammed. 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 Suri var. Şem ya. O Suri. Ben Türk. Yine dinle, bizi kazıklamasınlar, bilirim. Bu yok ki abi. Küçük esnafın zararı yok. Bak, bunların zararı yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben dün çıktım akşam ciğer yedim burada. Ciğer yedim. Buradaydı. Hiç zararı yok. Bedava bile vermek istiyor küçük esnaf. Evet. Ama işte Halil'dekiler şey, kurnaz. Onlar kurnaz. Onlar abi. Onlar of. Yalla gebe. Hala geldi eşsalıdı. Ayşem. Yiyip gidelim ya, hiç şeyde uğraşmayalım dedik, arabada. Burada yiyeceğiz. Ömer abimle beraberiz. Siz gene başlıkta gördünüz arkadaşlar. Mısır'daki Giza bölgesine gideceğiz. Giza, Mısır piramitlerini göreceğiz. Giza piramitlerini göreceğiz. Tabii bölgede normalde piramitler sadece o gideceklerimiz 3 taneden ibaret değil. Burada 100'den fazla piramit var. Ama bu bölgenin en meşhurları, en büyükleri hemen hemen oradaki Giza'dakiler. Gidip göstereceğim size. Neler göreceğiz ben de bilmiyorum. İlk defa gideceğim. Piramitleri çok görmek istiyordum. Dünyanın ayakta kalan son 7 harikasından bir tanesi orası. Bakalım ne göreceğiz. Çok heyecanlıyım bu konuda yani. Piramitler herkesin hayalidir. Gelip görebilirsiniz siz de. Kapı vizesi $25. Kapıda vize alıp ülkeye girip çok ucuz bir şekilde Mısır'da seyahat ederek orayı görebilirsiniz. Çok pahalı bir yer değil Mısır. Zaten eski videolarımı izleyenler biliyor, anlıyor beni. Sen neydi söyledin? Evet, falafel içine de yeşillik koymuş. Şöyle. Falafel bu senin mi? Bu hem falafel hem patates ha. Ver. Ekmek şekersiz ama tadı da yok ya. Evet. Tatsız bir ekmek yani bu. Abi adet işletecek. Kaça gidiyor? Adet işletecek. Taksi işletecek. Tamam. Ne diyor? Ne yapıyor? Akhir şehr el-Haram ona ne yapıyor? La akhir şehr el-Haram. Taksimetre onu açacak da. Ona gideceğiz Giza'ya. Normalde Uber, InDrive'la da gidebilirsiniz, bilginiz olsun. Şu anda piramit karşımda arkadaşlar. Ama bir sis var. Ne yazık ki biraz bir sis var gördüğüm kadarıyla. Şehrin merkezinde biliyor musunuz? Yani merkezi binaları görebiliyorsunuz buradan. Binaların arasından piramitlere geliyorsunuz. Şimdi size de
ilk bakış anımı, ilk gördüğüm noktayı, normalde arabadan gördüm ama yaya olarak ilk gördüğüm noktayı gösteriyorum nasıl göründüğünü. Burada. Bu yüksek ihtimal Keops piramidi herhalde. En büyüğü çünkü o. Burada anlatacağım hepsini size. Bayağı bir trafik var. Yani Çin transfer arabaları var. Turizm arabaları var. Tur arabaları var bayağı. Turlar geliyor. Bölgede iyi bir kalabalık var. Buraya en ucuz gelme yöntemi bak. 3-4 dolar arası bir şey tuttu. Normal taksiye bindim. 3-4 dolar arası bir şey tuttu. Metro da geliyor. Bilginiz olsun. Ama rahat gelmek istiyorum derseniz taksiye binin. Taksiyle atlayın gelin arkadaşlar. İki girişi var buranın. Bir alt girişi, bir üst girişi. Biz üst girişten girdik. Burası daha az kalabalık oluyormuş. İnanılmaz turist akımı var ama. Mısır'ın her şeyi burası. Çok devasa büyük ama ya. Geçerken anlıyorsunuz arabayla. Şehrin içinden çok büyük. Görünüyor her yerden. Yani okyanus yani, kalabalığı yaratıyor. Siz 63. Buranın 60. Vatandaşı. Araplar 60. Biz turistler 300 mü? 360. Evet. Öğrenciysek yarı fiyatına oluyor. Yarı fiyatına evet abi. Ama bir de tabii şey var. Nakit olmuyor. Sadece kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Bilginiz evet. Olsun. Sadece kart kabul ediyorlar. Çünkü bir kara borsa olduğunu söylemiştim size burada. Resmi kurla ilerlemek istiyorlar. O yüzden kartla alıyorlar. Sıra var bayağı. Erken gelmenize de fayda var. Biz erken geldik. Yine de bir tık bir kalabalık var. Girişte de var. Ama bir şekilde halledeceğiz ya. Şimdi alırız, içeri gireriz. Sen pasaportunu hazırla abi. Pasaportuma benim gerek yok ya. Ben de... Ecnebi lan abi. Ecnebi Atilla de. Bu 340 yapmışlar burayı. 540 yapmışlar artık burayı sizlere. Yabancıya. Yani bana da 60. Gerçekten mi? Ha bak 540. 540 pound ha? Öyle olmuş abi. O da ne yapar? Resmi kurla 15 dolar yapar. 15 dolar yapıyor. Resmi abi. Kurla kara borsayla 11 dolar yapar. Bir hafta sene bir de abi. Bir hafta sene ben burada indim. Abi Mısır'a zam gelmiş ya. Eskiden çok daha ucuzmuş. Damlatmışlar. 540 yazıyor orada. Abi yazıyor zaten baksana. Bak aha. 540. 270 talep ya yazıyor. Öğrenci. Yarı yarıya değişiyor. Sen Arap pasaportuna sahip olduğu için 60 oldu. Arkadaşlar şöyle bir bilet alıyorsunuz. Bilginiz olsun. 600 Mısır pound'una, Mısır lirasına iki kişi. Bir Arap, bir Türk. Aslında çok gene pahalı değil. Piramitlere girmek için 12 dolar falan veriyorsunuz ya. Abi giriş arkada. Sıra var bayağı. Yani piramitler için gelip burada 10-11 dolara piramitlere giriyorsunuz. Çok pahalı değil gerçekten. Bence şahsi fikrim yani. Dünyanın ayakta kalan son 7 harikasından biri yani. Şöyle okutuyorsunuz. Geçiyorsunuz. Piramitlerin içerisine girmek için ekstra bilet kesmeniz gerekiyor. Yani evet. Bu 540 pound'dan harici bilet kesmeniz gerekiyor. O da sanırım 160 ya da 200 pound arasında. Ama içeride tabii fotoğraf girerken de şunu yapıyorlar. Alıyorlar. Fotoğraf video çekmek yasak diyorlar. Orada bir daha bir para almaya çalışıyorlar. Bunları da yaşıyorsunuz burada. Bir sürü bölge halkı var şu an burada. Gelen turistlere işte size bilgi verelim. İşte deveye bindirelim. Evet. Ata bindirelim gibi şeyler yapıyorlar. Bilginiz olsun. Çok yapışacaklar size. Yani şey yapmayın ama. Bu pet şimdi sonra alırız abi. Bu Ürdün'de Petra'da da böyleydi. Dikkat edin. Çok yapışacaklar. Çok fazla olacak böyle şeyler. Hayır derseniz sürekli ısrarla hayır deyin eğer istemiyorsanız tabii. Yapıştı bak. Yo, bu yaklaştıkça sis gitti, sis kayboldu. Daha güzel bir görüntü oluştu. Abi ne diyor? Ne diyor abi? Buraya gireceğiz diye. Buradan tiki buradan verirlerdi. Buraya girmiyoruz. Girmeyeceğiz. Ya, hayır. Gel. Ben biliyorum abi.
Hadi sen istediğin gibi yapıyorum. Thank you my brother. I don't need guide. I don't need guide, info. I know info. I don't need guide. I don't need info. Thank you. Şükran. No, thank you. Thank you. İşte piramitlere ilk dokunuş. Şöyle dokunalım. Şuraya bak ya, devasa. Yani ben yanında. Ömer abi bir geçsene taşın yanına. Bak. 1.80 var yani. 1.70 arası falan şu en alttaki taşın boyutu. 1.70 arası falan o taşın boyutu. Ama adamlar gelip baksana. Piramitlere yazılar yazmışlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şurada Muhammed yazmış, şurada Harun yazmış lan. Yazılar var şurada biliyor musunuz? Çizmişler. Beleş? Beleş abi. Tamam. Evet. Ya şey yapmıyor, peşini bırakmıyor. Ben ne diyorum yani? Yapışıyor yani. Harap kimseler diyorum. Diyorum ben para vermem. Bebe, hayır. Kendi aralarında kavga da edecekler yani. O benim müşterim, bu benim müşterim. Bizi ilk karşılayan şimdi bu çocuk peşimizde onunla gelip peşimize geliyor ya, onunla gideceği sandı. Thank you. Thank you. Bir de burada alacağınız ürünler ekstra iki kat pahalı. Bilginiz olsun. Türkiye. Yavaş yavaş Hasan Şaş. I have a lot of friends from Turkey, Ankara, Istanbul. Good. Good. Nice to meet you, brother. Thank you. Thank you. Teşekkürler. No. Burada bu hayvanlara binip yukarılara gezilerde çok yapıyorlar. Bilginiz olsun. Geziyorlar yani şeyin içinde. Atlar burada. Develer burada bu sıcağın anında. Önlerine de bir kap su koymuyorlar. Şu endama bakın ya. Şuraya bakın. Ne kadar büyük. Thank you. Thank you. Şükran. Görün mü abi, küçük araba, küçük aramlar da var. Bunları sayma sen. Bunlar da piramit de. Büyükleri bunlar. Speak English. Yes. Bu ne oğlum, öpücük ne lan? Niye öpücük ne abi, öpücük kült? Seni sevmiş, öpücük attı seni beğenmiş. Öyle bir şey mi? Sen mi öpücük attı, beni ver. Ben evliyim oğlum. Olmaz yani. Şey, normalde yasak mı taşlara çıkmak? Çık sen, çıksa bir şey demez yani, taşlara çıkmaz. Bunlar yukarı çıkmaz. Daha üstüne çıkmayın diyor. Evet. Uyarıyor. Yol üstü gidelim. Gidelim abi. O yüzden çıkalım, üçünü birden çıkalım abi. Fotoğrafın üçünü birden çıkalım abi. Ülkenin en büyük geçim kaynağı bu arkadaşlar. Burası. Yani bu piramitler bu ülkeye, Mısır'a çok turist çekiyor. Zaten biliyorsunuz artık piramitleri bilmeyen insan yok artık. Bölgede şimdi şöyle güzel bir yer var. Piramitler var, böyle tarihi bir yer var. Ama gerçekten böyle yollar bile yapılmamış falan, böyle çok azıcık restore edilmiş gibi yollar. Orijinalini korumak istiyorlar sanırım. Evet abi, bir şey acarlamak istemiyorlar. Böyle kaldı. Yenilemek istemiyorlarmış. Şimdi bu 3 piramidi yan yana gören bir yer var burada. Yukarıda abi. Çıkacaksın. Yukarıdan fotoğraf çekebilirsin. Evet, bir fotoğraf istiyorum öyle. Güzel yani, bir. Üçünü birden çıkalım. Üçünü birden de göstermek istiyorum. Üç piramidi de görebileceğiniz noktalar var. Yürümeniz gerekiyor girişten. Şöyle yukarı doğru gelmeniz lazım. Bak orada da insanlar var. O tarafta da çekiyorlar video fotoğraf. Bak 1, 2, 3. Zaten Mykerinos en ufağı burada. Ne kadar güzel, ne kadar görkemli. Şimdi sis var ama şimdi burayı nasıl sanıyorsunuz normalde? Çölün etrafında bir yer gibi düşünebiliyor olabilirsin ama değil.
Şurası şehir arkadaşlar. Bak aha binalar orada. Giza bölgesi burası yani. Kahire'den 25 dakika uzaklıkta bir yerdeyiz. Giza bölgesi. Tam şehrin göbeğinde bu piramitler yani. Tam orta noktasında. Hiç böyle çölün ortasında falan değil yani. Bilginiz olsun. O kadar gelmişim. Biraz piramitlerden bahsedelim. Normalde piramitleri gezerken bahsetmiştim ama çok fazla rüzgar olduğu için sesin çok sağlıklı çıkmamış. Yeniden bir ses kaydı oluşturuyorum. Şimdi Mısırlılar ölümden sonra yaşamı çok önemseyen bir toplum olmuş. Yaşamdan ölüme geçişte çok önemli olduğuna inandıkları şeylere muazzam bir zaman ve kaynak ayırmışlar. Çünkü onlara göre ölüm yaşamın sonu değil, terk edilen hayata benzer farklı bir hayata geçiş olarak görülmüş. Mısırlılar insanlara yeni hayatlarına kadar eşlik edebilmek için ölüleri genellikle son derece itinalı bir şekilde koruma altına alıp ve zarif bir ritüelle uğurluyormuş. Ölen kişinin bedenini mumyalıyorlar ve bu dünyada en sevdiği varlıklarla beraber gömüyorlarmış. En başlarda büyük çapta görülen bu iş daha sonra devasa boyutlara taşınmış tabi. Bu gördüğümüz piramitlerin ilk versiyonu mastabalarmış. Tek katlı ve ikiz kenar yamuk şeklinde inşa edilen mastabaların zemin katında ölen kişinin heykeli bulunuyormuş. Hediyeleri ve adakları bu heykelin önüne sunuluyormuş. Mısırlılar M.Ö. 2700 civarlarında piramitler inşa etmeye başlamışlar. Bunun ilk aşaması da basamaklı piramitlerin inşası. Bu piramitler bu basamakları oluşturmak için mastabaları üst üste yerleştirmeye başlamışlar ve üst kısımlara gittikçe mastabaların boyutlarını küçültmüşler. Mastabaları bu şekilde kullanarak kat sayılarını arttırabilmişler. Taştan inşa edilmiş devasa boyutlarda olan piramitler bunlar şu an gördüklerimiz. Piramitleri de böyle Nil'in batı yakasına yani ölümü sembolize eden gün batımına doğru olacak şekilde konumlandırmışlar. Bu piramitlere de 3 firavunun isimlerini vermişler. Keops, Kesren ve Mikerinos. Keops piramidi bu 3 piramit arasında en büyüğü. Tabanı tam kare şeklinde. Büyük piramidin iç kısmında firavunun bedeninin ve değerli eşyaların konulması için birkaç oda var. Şimdi piramitler 4000 yıllık ömürlerinde yoğun bir eskimeye maruz kalmışlar doğal olarak. Yapılar böyle mühürlenmiş olsa da zamanında mezar soyguncuları içeri girerek tarih eserlerin birçoğunu çalmış. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir duyum, böyle bir söylenti var. Çoğu tarih eser çalınmış piramitlerin içerisinden. Kahire'de de 1222 yılında bir deprem oluyor. Deprem olunca evlerde çok büyük hasarlar oluyor. Bölge halkı da evlerin deliklerini kapatmak için piramitlerden taş çalmışlar. Ve bunun sonucunda bu büyük piramidin yüksekliği yaklaşık 7 metre azalmış. Şimdi bu piramitlerin inşası da şu an günümüzde bile yapılması çok zor değil mi? Yani o dönemde antik Mısırlılar için çok büyük bir zorlukmuş bu piramitlerin inşası. Bu piramitlerin yapımı için devasa taş blokların yukarı çıkarılması, düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve sıkıca birleştirilmesi gerekiyormuş. Artık Mısır'da bu zorlu görev de insan gücü ve doğal kaynaklarla tamamlanmış. Tabii hala tam olarak çözülebilmiş değil. Ya yani nasıl kesildiği, nasıl taşındığı, nasıl yerleştirildiği bu hala tam olarak bir sonuca ulaşmadı. Şimdi bu piramitler bizim gördüklerimiz Giza bölgesindeki en meşhurları. Ama farklı bölgelerde inşa edilen piramitler var. Bunların 3 tanesi. Keops, Kefren ve Mikerinos'un mezarları. Keops piramidi antik dünyanın en büyük yapılarından biri. 2.3 milyon taş blok kullanarak yapılmış. Ve inşaatı 20 yıl sürmüş, 100 binden fazla işçi çalışmış. Bu gördüğümüz piramitlerin amacı firavunların ölümlerinden sonraki hayatlarında ihtiyaç duyacakları şeyleri sağlamakmış. Antik Mısırlılar firavunların ölümünden sonra bir sonraki hayatlarının var olacağına inanıyorlar ve firavunun ölü bedeni yeniden doğuş ve sonsuz yaşamın başlangıcı olarak kabul ediliyormuş. Yani anlayacağımız piramitler firavunların ölümlerinden sonraki mezarları olarak kullanılmış. Firavunlar öldükten sonra bedenlerini mumyalıyorlar, piramitlere yerleştiriyorlar. Bu mumyalama süreci de bedenin bozulmasını önlemek ve firavunun ruhunun bedenine geri dönmesini sağlamak için yapılıyor. Gördüğümüz piramitlerin yapısı da anlam taşıyor. Neden bu şekilde yapılmış mesela? Yukarı doğru daralan bir şekil var, görüyorsunuz değil mi? Bu firavunun ruhunun gökyüzüne yükselmesine ve burada tanrılarla birleşmesine yardımcı olarak için tasarlanmış. Piramitlerin içindeki koridorlar ve odalar firavunun ölü bedenini mumyalama işleminden sonra korumak ve ona hizmet etmek için tasarlanmış. Anlayacağınız durum bu. Gördüğümüz piramitler böyle. Bölge esnafı sizi biraz burada darlayacak. Geldiğinizde bu konuda çok sabırlı olmanız gerekiyor. Ben inanın bana 20 tane sahneyi kestim. Sürekli şükran, teşekkürler dediğim sahneleri kestim. Çünkü gerçekten çok fazla bir ısrar var size satışla alakalı. Bir yeri göstermekle alakalı. Bir yerde buraya tek gidemezsiniz şu an. Yani daha piramitlere gelmeden başlıyorlar. Özel turlar var. Siz buraya tek başınıza giremezsiniz. Bizimle beraber girmeniz tarzında şeyler söylüyorlar. Yani bireysel girişe kapalı tarzı şeyler söylüyorlar. Aldanmayın, direkt piramitlerin girişine gidin. Oradan siz zaten kendiniz her şeyi halledersiniz. Videoya devam edelim. Şurada kafeler var. Sanırım şu da otel. Evet otel. Lokanta falan. Aa evet bunlar otel ya gerçekten. Şuraya da yeni müze açılıyormuş. Yeni müze açılacak abi. Yakın zamanda açılırmış herhalde. Sis var sis. Yani gerçekten bayağı bir şehri kapatan bir sis var.
Ama piramitler gerçekten inanılmaz büyük arkadaşlar. Nasıl tahmin ediyorsunuz bilmiyorum. Kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama çok büyük ya. Şükran. Şükran. Yüze kadar düştü görüyor musun? Yüz diyor bak. Yok ben bir gün bunlardan bir kavga yaptım abi. Türkiye'ler gelmiş. Ömer abi Allah için bizi böyle sokma. Dedim ben sizi böyle sokmam. Aşağıda ilk girdiğiniz noktada fiyatlar 400 baht. İşte 400 baht diyorum. 400-500 Mısır lirası diyorlar, tamam mı? Yukarı çıkıyorsunuz. Bak burada insan çok yok. Buradaki abiler deveyle binmek için değil, fotoğraf çekmek için bile fiyatları direkt 3'te 1, 4'te 1 düşürüyorlar yani. Binmek isteseniz de aynı şekilde. Yani direkt turistlerin olduğu noktada hiçbir şeye pazarlık yapmayın. İçeride size anlatacak birine bile yani. İçeride o adama para vereceksiniz sizi içeri sokması için. Biletinizi alacaksınız, onunla içeri gireceksiniz. İçeride fotoğraf çekmek için başka bir yerde sizi durdurup o da sizden para isteyecek. Yani söyledim mi bilmiyorum ama bir tarafta Nil Nehri var. Bir tarafta böyle piramitler var. Turistin çok gelebileceği noktalardan biri Mısır. Ucuz ülke. Turisti kaçırmak yerine turiste biraz daha böyle kazıklamaya çalışmasalar mesela çok daha insan gelir buraya. Çok daha fazla bir insan portföyü olur. Bu şekilde sosyal medyada bir şey oluyor. Mısır'a gitmeyin diye bir sürü insan şey yazıyor. Güvenli mi? Evet, zararlı değil. Size zarar vermezler. Malınızı gasp etmezler gibi duruyor. Benim gezdiğim süre boyunca söylüyorum ama çok da paranızı almaya çalışıyorlar yani. Yakanızı bırakmıyorlar. Halbuki Nil'lerim var, piramitlerim var, çok tarihi noktalarım var, balayı bölgelerim var. Az bir sesini kes de böyle adamlara böyle güler yüzünü eksik etme, böyle parasını pulunu böyle çok dolandırmaya çalışma. Daha fazla gelsin, daha fazla önerilsin. Mısır'a gidiyorum dediğim an, abi dikkat et, abi İngilizce bilenden uzak dur. Tek söylenilen bu, biliyor musunuz? Bu kötü bir şey ya. Ama bak, videolarda gördüğünüz iyi insanları da var. Yani gülen yüzünü eksik etmeyen, sıcak sohbet eden, para almamaya çalışan bir sürü güzel insanı da var. Her yerde var tabii bunlar ama burada biraz daha yoğun hissediyorsunuz bunu işte. Şimdi yukarıdan güzel bir fotoğraf çekmeye çıkıyoruz. Ağzın selam tekrar. Muhammed Batı Fırat'la kitabını kalın. Habibi ya hayır. Aşağı hatır boz. Hakkımız da kolu mekbakede çubuk tesa ahramat bu. Çubuk. Rahat sen. Kırdı billah. Avlik rahba ba'den ahlina. Bizlerdensin Bitten abi. Sen bizdensin diyor. Fiyatı güzeldir değil. İstediğin vakit ben emrindeyim diyor. Ben yok. Teşekkür ederim. De ki abi bedava verse de bu arkadaş hayvanlara binmek istemiyor de. Evet. Gel hadi bak. Gel şuna bırak. Bütün turistler buraya gelip durmaları gerekir. Bu nokta o. Burada zaten ayağınla yiyeceksin, lezzetini alacaksın. Gerçekten hayvana binerek bir şey de hissetmezsiniz yani arkadaşlar, şu at arabalarına, develere binerek. Yürüme çok daha keyifli ya. Yürüyerek böyle baka baka daha net göre göre ilerleyebilirsiniz. Çünkü abi yerecek olan ki 3 kilo yereceksiniz. Çok bir şey değil, yarım saatte en üstüne çıkabiliyorsun. Resim çekilecek yere yürüye yürüye çıkıyorsun ya. İstemiyorum anne. Şükran muallim, şükran. Şükran, şükran. Ne varmış? Gel bir, gel bir sor. Selamünaleyküm. Bir tane ana alalım ya. Alma ben sana. Yok kaç diyeceğini merak ediyorum şimdi. Hemen zaten. Yok bahalıdır. 250 cüne diyor. Tanesine. Üçüne. Üçü 250. Ya, olmaz. Bahalıdır. İndirim yapsın bana. Discount. Too much. Hepsi aynı mı? Her birisinin bir ayrı fiyatı var. Kilo nasıl sari la kilo adını sari. Kulli haka la sari muhtemelen. Her birisinin bir çeşit fiyatı var diye. Hepsi ayrı ayrı ha. Ben onu 150'ye alırım, sen dur. Yok. 150 bahalıdır. Olsun, videolar fazla verelim, mühim değil. Ama hangisini beğeneceğim onu merak ettim. Türkiye. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Yavaş yavaş. Murat Alemdar. Bunu iyi biliyorlar. Abi hepsi Hasan Şaşçı ya. Everybody say that Hasan Şaş. Yeah, everybody people. Hasan Şaş yavaş yavaş. Hasan Şaş yavaş yavaş. He's football player. You know? Turkey football player. Yeah, like the Messi, like the Ronaldo. Ya da Sabri Sarıoğlu. You know Galatasaray? Mustafa Kenir abi Galatasaray. Yeah, Muhammed Mustafa. Mustafa Muhammed bizde, şimdi bizde Galatasaray'da değil ama şimdi değil. Gitti Fransa, Lino, Lise gitti. Trezeguet. Trezeguet Trabzonspor'da oynuyor.
Herhalde. Bir de Faslı var bizde şimdi. Hakim Ziyek var. Bakın bu Maghrib. Sen alacak mısın? Alacağım alacağım. Bir şey olsun ya. Şarjıdan alalım ben sana. Desteğim olsun diye şey yap. Şarjıdan alalım gel. Ben bir tane ufak alacağım. Sadece şunu ver mesela ufak almak istiyorum ya. İlla üçünü mü verecek? He yer giderim. Ben sana güzelini gel getiririm abi. Tamam. Şarjıdan alalım. Tamam. Şükran abi bir. Have a nice time. Thank you. Ömer abim çarşıdan alalım dedi. Ben biliyorum abi. Bunu güzel tek yerden aldık abi. Yok çok hoşuma gitmedi aslında da. O yüzden bir tane alayım dedim. Bir tane de satmıyor. Üçünü bir satıyor. Gördün ya. Şuraya bak. Piramitlerin üstünde uçuyor ya. Su alalım abi. Selam aleyküm. Bunu evden doldurmuyor değil mi? Yok abi. Gibi kol da gibi kol. Sor bakayım evden doldurup getirmiyor değil mi? Kemiyor lan. Çok soğuk. Kaç diyor? Kaç diyor? Söyle bakayım. Ben Arabi metliyim. Kaç diyor? Söyle. 20 lira diyor ya. Tamam tamam dur. Sen boş ver. 5-10'dan. Ya dur sesinde lan. Boş ver. 5-10'dan bir şey olmaz. Bunu bozsun bana ama. İçeyim mi abi? Yok abi. Ya da. Hem kaymak. Gene de bir şey olmaz. 5-10 cünden şey yapma. Gel abi bu. Diyelim bu 10 kağıt, 20 kağıt niye? İşte yok bu 5 kağıt zaten, onda değil. 5 kağıt bu. Ha, mahallelerde 5 kağıt. Ama şeydeyiz şimdi, turistik bölgedeyiz. Adam Hacı turistin burada, en çok geleceği yerdeyiz. Adam ben güzelce oralar söyledim. Dedim sen yaptın, o dedim bunun hakkı 5 kağıt, 10 kağıt. Boş ver, boş ver. Sen de çeneni yorma, yorulma ya. Yani. Çok para kazanıyor mu turistlerden? Daha görmüyor musun? Bu malı toplama malını 4 kağıda getiriyor, 20'ye satıyor. Bu kaç? 60, 70, 10 cinin herhalde. Şükran, Şükran. Şuradan gel güzel çay gidelim. Boş ver, boş ver. Benim, ben şey değil, önemli değil yani. 1-2 lira bir şey değil. Bağırıp çıkarabilirim senin gibi derim. Ben anlıyorum yani. Yok bunlar, ben şey değil, polemiğe girmeye de gerek yok. Boş ver. Ne diyorum yani abicim? Diyeyim bunu abi bir şikayet. Sat onu abi. Yani sen turistleri böyle kaçırtmak istiyorsun. Ne? Bu toplama fiyatı 4 cini. 4 pound, 3 pound. Ne bileyim. Ha, belki de sen Arapça konuşmasan 50 diyecekti zaten. 50 diyebilirdi yani. Demeye diyeyim benim gelecek arkadaşlarım bu konuda dikkat etsinler. Kazıklıyorlar ha? Kazıklıyorlar abi. Sen olmasa ben gene 10 cini veririm. Ben kendim arasak gidiyorum 10 cini alırım şimdi gene. Vermem. Boş ver sağlık olsun. Şükran. Elhamdülillah. Nasılsın iyi misin? Nasıl mı? Sor bakalım. Keyfe haluka. Elhamdülillah. Elhamdülillah de sana şükür ediyorum. Türk müsünüz? Aa merhaba. Abi ben alıştım artık ya. Nasılsınız? Merhaba. Bunlar yapmıştım. Abi Arapça biliyor. Hayır, Ömer abi. Hediye verdi. Geri de almayı istemiyoruz diyoruz. Yok. O hediye değildir ya. Hiçbir şey almadı ya. Şok içindeyim. Alsın geri istiyoruz yani. Siz ben sizi çok seviyorum. Gift dedi. Para da istemiyorum. Bu abi mi? Alsın geri. Valla geri alsın ya ben istemiyorum. Parasız bırakmaz senin bir işini. Yani zaten daha nereden girişten abi, beri? Abi ben de girişten beri yalnızda mı? Ne önün tam? Abi Suriyeli. Ya daha üstüne. Nereden aldın geri? Bilmiyorum soralım. Çok merak eden bir sabahtan beri geri alsın yoruldum. Abi ne dedin de aldı sen Ömer abi? Ne? Geri nasıl aldı onu? Dedim al adamlar istemiyor sen para alacaksın adamlar. Bunlar parası bırakmazlar seni. Bunlar adamı bedava vermez adamlar sana. Ha, orada verip buraya kadar geldi mi? Evet. Tamam o parayı alacaktı bir şekilde o zaman. Yani bunun diyelim bu 1 dolar ise sana 3-4 lira alacak evet. Bırakmaz seni. Biraz istemiyoruz dedik sıkıştırdı gidiyor. Yani yere bırakıyor. No problem. Gezmeye geldiniz abi. Ya ben Samsunluyum. Kaç? Nahçıvan'dan geldim ben. Iğdır tarafındaydım. Direkt geldim. Gezmeye mi? Kaç gün oldu? Daha burada birinci gün. Kayrı'ya gittin mi? Merkezi, Halili falan dolaştınız mı? Parka gittik sadece orada. Orada Halili çarşısı var. Gördünüz mü? Türk arkadaşlara denk geldik. Onlar da amca hediye vermiş. Yolun şeye kadar takip etti bizi diyor. Bedava deyip duruyor diyor. Ama para içinde takip ediyor. Belki pet ederler. Para verir diye herhalde. Bakın yani şehir şurada. Açıldı biraz sistem. Hemen dibindeyiz yani. Yürüme 20 dakika şu aşağısı şehir hemen. 15-20 dakika.